devam ediyor. Sevgili seyirciler, yeni haftada Bloomberg HT ekranlarında gündem hazır giyime hoş geldiniz. Bugün gündem hazır giyimde ihracatımızın lider ve öncü sektörlerinden hazır giyim ve konfeksiyon yeniden bir ilke imza atıyor. Geleneksel el sanatlarımızı çağdaş bir yaklaşımla yeniden yorumluyor. Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Stüdyomuzda moda dünyasını yön veren 3 değerli konuğu ağırlıyoruz bugün. Videokaya kurucuları AŞG, ECG ve İMA Moda Tasarım Bölüm Başkanı Gül'ün Girişmen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi haftalar diliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İsterseniz tasarımla başlayalım. Tasarımda farklılığı yakalayabilen hemen de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu anlamda önemli güzel örneklerden biri de İstanbul Kontrast Sergisi. Hemen İstanbul Kontrast Sergisi projesiyle başlayalım. Ne dersiniz Ayşe Hanım? Proje nasıl doğdu? Bugünkü süreç nasıl işliyor? Özellikle İMA öğrencilere siz ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? İstanbul Kontrast esasında 2010 yılında sergi şeklinde yapılmış bir koleksiyondu ve son derece pozitif, son derece enteresan bir şey aldı, ilgi aldığı için biz onu sergileme yoluyla devam ettik. Sonra 2010 yılında İstanbul Modern Müzesi'nde 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi. Bunun bir projesi olarak, hatta İMA ile birlikte yaptık yine bu projeyi. Sergi, bir tabii ki ilk müze sergisi oldu. Yine bu serginin devamı, dünyanın çeşitli önemli müzeleri, Amsterdam Müzesi'ne gitti. Amsterdam Müzesi'nden sonra bizim için çok önemli, yani bizim değil esasında tasarım için çok önemli, Victoria and Albert Museum Londra'daki. Orada çok önemli bir ödülü aldık, General Prize. ve ondan sonra hakikaten hem Dişak Ayık için bir dönüm noktası oldu, hem de bu el sanatları, geleneksel el sanatlarından esinlenilmiş ama çok modern ve de çağdaş bir koleksiyonla neler yapılabileceğini ve dünyanın nasıl beğenisini kazanabileceğini gösterir oldu. Evet, siz ne dersiniz Ece Hanım? Bu sergi projenin doğuşunu da biraz da sizden dinleyeyim. Özellikle İstanbul Moda Akademisi ile beraber ortaklaşa yürütülen bir proje. Bu anlamda da ne önem kaydediyor? Bu koleksiyonda hakikaten bilhassa İstanbul'un veyahut da Türkiye'nin diyelim daha ziyade bütün kültürel mirasını yansıttığı elbiselerle yaptık. Ve bu geleneksel el sanatlarını tekrar çağdaş bir şekilde bugünkü modaya uygulayabileceğimiz inancındayım ben. Ve bunu da moda yorumlayabileceğimiz, evet, bunların çünkü artık kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları, kültürel bir miras olduğunu düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Ve bunları tekrar canlandırmanın ve modaya aktarmanın mümkün olduğunu düşünüyorum ve bununla birlikte de İMA ile gençlerle birlikte, onlar 3. sınıf öğrencileri, evet. İMA'da onlarla bir proje hazırladık. Ama bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. İstanbul Kontrast bilmeyenler için, şimdi mesela bilmeyenler için bir şey ekleyeyim. İstanbul Kontrast neydi? İstanbul'u, yani bir şehri kıyafetlerle anlatmak. Yani İstanbul'un en önemli özelliklerini, işte bu bir tat olabilir ki lokum vardı. Mimari. Mimari, özellikle mimari. İşte Ayasofya vardı, minareler vardı. Topkapı vesaire. Ve modern kısımlarını, İstanbul'un modern mi? Yani İstanbul'daki kontrastlar, esasında çok kontrastlı bir şehir İstanbul. Evet, bunu kıyafetlerle anlatan bir şey, bir sergiydi tabii. Onu da bir hatırlatmakta fayda var çünkü herkes bilmeyebilir. Buradan çıkış noktasıyla. Burada çıkış noktası evet. Buradaydı. Evet, buradan çıkış noktası. Buradan da çıkış noktasıyla biz İMA ile beraber, öğrencilerimizle beraber çok güzel bir çalışmaya başladık. Global bir vizyoner bir Türk markasıyla uluslararası anlamda kendini çok güzel noktalarda ifade eden bir marka ile beraber öğrencilerin bu şekilde çalışma imkanını yaratabildik. Bu da tabii kültürel mirasın korunması, gençleri aynı zamanda farkındalık yaratmak, bu kültürel mirasla beraber çok güzel
güzel bir çalışmaya başladık. Peki akademik anlamda öğrencilerin ilgisi nasıl? Nasıl proje yürütüyorsunuz Gülün Hanım? Proje tabii DJ Kayak markasıyla özellikle Ece Hanım'la beraber onun briefiyle kontrast sergisinden çıkış noktasıyla yola başladık. Oradan aldığımız briefler ve kültürel mirasın korunmasını hedef alarak araştırmalarla yola çıktık. Yani öğrencilerin hepsi bir bölgeyi, bir yöreyi, bir Türk el sanatını inceleyerek çalışmaya başladı. Bunu tabii sadece geleneksel etnik anlamda değil, ancak bunu çağdaş, modern bir çizgiyle birleştiren bir koleksiyon aşamasına getirmek istedik. Ve bu süreçte önce araştırma, daha sonra çizim araştırmaları, sonra konunun birebir özü olan gerek iğne oyası, gerek tel kırma gibi süreçleri nasıl modernize edebilecekleri şekilde çalışmalara başladılar. Bu süre içerisinde Ece Hanım'la yaptıkları değerlendirmeleri, bir kreatif direktörle beraber nasıl bir çalışma sürecine girebileceklerini yaşadılar. Bu da çok önemli. Sonuçta sektörde aynı zamanda bir kreatif direktörle bir tasarımcının ne süreçte çalışması gerektiğini ve ne gibi proseslerden geçtiğini, nasıl bir tempoda çalışması gerektiğini deneyimlemiş oldular. Bu açıdan onlar için çok heyecan verici oldu. Böyle büyük güzel, bir fırsat, çok da büyük değil bir mi? Fırsat. Evet, evet, kesinlikle çok büyük bir fırsat yakaladılar. Şimdi peki Türk el sanatları demişken, geleneksel el sanatlarımızı, bunun doğuş fikri nasıl oldu aşağı? Şimdi siz Anadolu'da özellikle birçok yeri de geziyorsunuzdur kuşkusuz. Kendi kreasyonlarınızı hazırlarken fikir olması aşamasından da gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Geleneksel Anadolu sanatlarımız artık yeterli derecede cazibesini koruyabiliyor mu? Anadolu'da gücünü koruyabiliyor mu? Buna inanıyor musunuz? Yok, hayır, özellikle korumadığı için zaten biz de bunu farkında, yani esasında bu globalleşmenin bir neticesi, yani bir tek Türkiye'de değil bütün dünyada bu söz konusu, yavaş yavaş insanlar el geleneksel bu el sanatları veya hani arts and crafts dediğimiz yani her şeyin elle üretilmek yerine biliyorsunuz makineleşmek işte her şey çünkü çok hızlandı. Teknoloji, ucuz Çin ürünleri hepsi artık Çin'de ucuz değil de her yer her yerde üretilmiş son derece bunu nasıl anlatmalı? Yani artık insanların gerçekten kendilerini çok daha hızlı ve ucuz üretime gittiği bir yerde. Tabii çünkü el üretimi son derece zahmetli ve uzun bir süreç. Uzun bir süreç. Şimdi bizim Anadolu'daki bu ilk şeyli, önce biz her şeyden önce Bursalıyız. Tabii Bursa'da da biliyorsunuz eskiden kızlar el işleme tam bir Osmanlı kültür mirasımız. Özellikle bizim Diçakay'ın her koleksiyonunda işleme mutlaka vardır. Yani bu tabii modernize edilmiş bir işlemedir ama mutlaka bu işlemeyi kullanırız. Şimdi gittikçe insanlar el işimi, çünkü bu bir kasnakla yapılır. Mesela onları bıraktıklarını görüyoruz. Hani işleme diye bir şey yavaş yavaş kalmayacak. Hani eskiden bizim anneannelerimizin kullandığı işte havlular üzerlerine el işçiliği kullanılırdı. Hatırlar mısın? Ece üzerine sim, işte bu sim, tel kırma işte. Şimdi artık kimse herhalde böyle bir şey yapmıyor, uğraşmıyor. Çok yakın bir zamanda Kapadokya'ya gittim ben ve 10 meseledir Kapadokya'ya gitmiyordum. Kapadokya'da inanılmaz bir şeyle karşılaştık, işte orada satılan tezgahlarda. Ciddi bir hazine değil mi? Bizim geleneksel el ürünlerimizin hazinesi. Gayet tabii ya, inanılmaz. Ya orada 15 sene önce almış olduğum bir yemeni var. Böyle iğne oyasıyla, iğne oyası da çok önemli bizim geleneksel sanatlarımızdan bir tane, en önemli şeylerinden bir tanesidir ve inanılmaz güzeldir yani, harika iğne oyasıyla yapılmış şeyler. Hatta bizim ilk koleksiyonumuza başladığımızda DJ Kayak olarak gömleklerimizin üzerinde hep el iğne oyalarıyla yaptığımız işçilikler vardı. İnanamadım gözlerime çünkü 15 sene sonra gittiğim o tezgahlarda satılan Yemeniler, polyester ve son derece özensiz yapılmış. Bu nedir dedim. Adam döndü, abla dedi, artık kimse uğraşmıyor. Yani demek ki kadınlarımız da bu yavaş yavaş işte bu globalleşmenin verdiği herhalde artık bıraktılar bunu, televizyon seyrediyorlar. Ellerinde bir
özenle yapılmış o bizim hani hakikaten göz nuruyla verdiğimiz el o işçiliğini emekleri bırakıyorlar yavaş evet, bırakıyorlar. Ha, çok üzüldüm. Hemen döndüm dedim ki işte İMA'ya dedim siz bir öncü olmalısınız, önerek olmasınız. Çünkü gençleri bir şekilde örnek olarak oluşturacak bir şeyler yapmak lazım ki bunun arkasından bu devam edilsin. Evet de işte oturduk dedik ki bölgelere göre yapalım hani hangi bölgede ne unutulmuş herkes işte bir şey söyledi biz Bursa'da söylüyoruz hani işleme mutlaka olmalı işte herkes bir şey söyledi işte şey bu el tezgahlarında dokumalar var onlar unutuldu denildi yani o kadar çok şey bulduk ki esasında çıktık evet, ama sonra 5 galiba bölge beş, değil mi 5 evet. bölgede karar verdik işte şimdi bu 5 bölgenin hangi size... bölgeler? Hangi bölgeler? Şimdi bir öğrencimiz Ödemiş'i ele aldı. Ödemiş ipeği, Ödemiş keteni ile ilgili bir kumaş üzerine bir çalışma aldı. Bir tanesi Karadeniz tel kırma, Türk el sanatlarından yola çıkarak. Bir tanesi... Çeşme'yi bülbül aldı, üfleme camlarla bir çalışma yapacak. Bir tanesi sedef kakma ve o da bize ait bir aslında dekoratif bir çalışma. Onu ele aldı. Bir tanesi Osmanlı hamam ve çeşmelerini ele aldı. Bir de iğne oyası. Evet, iğne oyasını daha çok bahsettik. Zaten fikir babası iğne oyasıydı. İğne oyası, evet, aynen. Onu çok konuştuğumuz için artık çok kanıksamış. Ece Hanım, peki gençlerin yaklaşımı nasıl? Özellikle nasıl görüyorlar şimdi özellikle geleneksel el sanatlarını? Siz hani bir şekilde kreatiflik veriyorsunuz, onlara direktörlük yapıyorsunuz. Projede süreç nasıl işliyor? Ya projede ilk başta tabii ki böyle bir kültürel bir mirası tekrar canlandıralım, modernize edelim deyince önce bir şey durdular yani. Hani, geri adım attılar. Nasıl yani böyle folklorik falan gibi öyle gelir ya insanlara. Tabii onu modernize edip biz de şeyi ders başında ilk gün sunduğumuz için İstanbul Kontrast'ın gelişim sürecine yani nereden nereye bakıp ne yaratıldı, hangi elbise, hangi tat, hangi koku, hangi mimari diye orada çok enterese oldular bir kere. Dolayısıyla da bunu fakat bizim bütün yapmaya çalıştığımız esasında bir de bir şey var ki o da bir sanatın bir parçası gene unutulmuş veya istenmemiş çünkü çok zahmetli, çok zaman alan ve çok pahalı bir şey ot kütür tekniği. Hı hı. Bu teknikler de yapalım dedik yani hem modern çağdaş olacak şeyler, formlar. Mimari, pardon, kültürel mirası temsil edecek, artı bir de haute couture sistemiyle hayata getirecek, tekniğiyle getirecek. Yani 3 tane challenge var burada. Evet. Onu birlikte, de bu çok heyecan verdi öğrencilere. Kolay da bir proje kolay değil aslında. Yani hazır giyim değil, bir şey yok, usulü yok, bir usulü var ama onu tekrar canlandırmak için tabii. Ve bunlara, çocuklara bunu göstermek için ön ayak olduk. Ve böyle üçlü bir şeyle, ayaklı proje. Çok zahmetli hakikaten. Geçen gün 4'te sabah 4'e kadar okulda kalmışlar, ders yapmışlar yani bunu bitirmek için. Tebrikler, ne kadar bir heyecan yaratmış var, değil mi? İşte çok yorulduk falan diyorlar. Biz dedim 25 senedir gene sabahlıyoruz, hiç merak etmeyin. Bu böyle bir meslek. Bu iş böyle yani, değil. Emek ve sabır alın seni sürekli istiyor aslında. Hı. Ama sonunda neticelerini aldığın zaman çok mutlu oluyorsunuz. Gerçekten güzel şeyler çıkıyor. Ben gördüm, çok heyecanlandım. Sergileniyor mu? Sergilenecek. Ne zaman, nerede diyelim? Biraz da bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Belirlendi mi takvim? Belirlendi. Nisan sonunda öncelikle İMA binası içerisinde herkese açık bir sergi olacak. Hem öğrencilerin çalışmaları hem DJ Kayak önderliğinde olan bir DJ Kayak projesi olarak sergilenecek. Peki biraz da katma değerli kısma girmek istiyorum. Özellikle siz modacılar olarak daha çok katma değer yaratmak adına. Çünkü Türkiye'de baktığımız zaman hazır giyim ve konfeksiyon sektörü hakikaten kilogram başına gelirlerde diğer sektörlerin haliyle çok da önünde. Bu tasarımla sağlanabiliyor. Tabii. Peki burada siz ne dersiniz? Haute couture mi yapmak daha doğru? Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe belki ihracat gelirlerinde hani bunu da bir ihracat geliri olarak saymak gerekiyor. Çünkü yurt dışında sergileniyor, sizin fuarlara katılıyorsunuz, defileleriniz düzenleniyor. Burada nasıl bir yol izler Melahşah Hanım? Bir defa kesinlikle katma değeri yüksek. Hı-hı. Bunu zaten biz 15 yıldır başlı 20 senedir söylüyoruz. Katma değeri yüksek. Ürünler yaptığımız sürece dünyada her zaman pazar bulursunuz. Yani bugün ekonomik kriz yaşanıyor. Diyelim ki
X, Y yerde evet. Ama ülkede mutlaka, ama Amerika'da şu anda ekonomi son derece, yani insanlar kriz dinlemiyor pek değil mi? Kesinlikle kriz dinlemiyor. Yani katma değeri yüksek ürünler, ki Türkiye bunun için çok önemli ve de çok elverişli bir pazar. Çünkü Türk insanının bence genlerinde bu el sanatlarına, özellikle el becerisine işte yatkınlık var. Modaya bir yatkınlık var, yani bunu her zaman söyleriz. Ama ucuz ülke, ucuz üretim bence artık Türkiye'nin tamamen terk etmesi gereken bir kavram bana göre. Yani bugün Türkiye bence İtalya'nın yerini artık alabilecek bir ülke. Ve hem olgunluğa da erişti tabii, çok yol kat ettik 25 seneden. Evet. Bugün ben bakıyorum, yani Türk tekstil dünyası ve bilinci inanılmaz ilerledi. Yıllar içerisindeki zaten ihracattaki rakamlar da bunları teyit ediyor kuşkusuz. Peki dünyada tablo nasıl özellikle? Ya dünyada baktığınızda zaten her zaman hazır, yani insanlar giyinecekler. Yemek yiyecekler ve de giyinecekler. Dolayısıyla hiçbir zaman ve de yeni bir şeyler, yani geçen gün Ece ile onu konuşuyorduk. Hani insanlar bir sene önce giymiş oldukları veya iki sene önce giymiş oldukları bir şeyi genel olarak, tabii ki genelde bir kıyaslama yapıyoruz. Mutlaka yeni bir şeyler almak istiyorlar. İşte o yüzden zaten işte bu hazır, hani fast fashion dediğimiz, hani hızlı tüketim. Onun için tabii bu kadar büyük şeyleri işte insanlar tüketip hemen bir sezon sonra başka bir şey almıyor. Dolayısıyla bence dünyada da yani lüks tüketime şu anda büyük bir ilgi var. Yani gittikçe artıyor. Çünkü mesela Çin şu anda lüks tüketimin en büyük şeylerinden, tüketicilerinden biri. En büyük oyuncularından biri olarak mı görüyorsunuz? Valla şu anda tabii ki hem pazar olarak hem de kendileri de artık lüks markaları yapmaya başladılar. Yani dikkatiniz için inanılmaz ucuz ülke konumundan çıkıyor diyorsunuz. Kesin çıktı artık o bir defa. Bir gerçek yani. Artık yani Made in China diye bir şey aldığınız zaman neredeyse İtalya ile aynı fiyatta görüyorsunuz. Çünkü biz Çin'de danışmanlık yapıyoruz bir firmaya. Dolayısıyla bayağı içindeyiz. Gerçekten son derece kaliteli mal üretir oldular artık Çin'de. Olayı da öğreniyorlar değil mi Çinliler? Çok çabuk. Çok çabuk. Ne dersiniz? Feci bir hızla öğreniyorlar. Dünyada trend ne yöne doğru kayıyor? Uzak doğuya doğru kayıyor olabilir mi modada da? Belki. Ne trendi? Çin, hani modaya yön verecek olan ülkelerde önceden baktığımızda bir Paris, İtalya, New York derken bir miktarda artık Çin'e mi yönelecek? Ama Çinli çok önemli designerlar var şu anda. Hatta bir tanesi bir marka, büyük bir evin, Fransız moda evinin başına geldi filan. Yani Çinli bunlar tabii ki, Amerikalı Çinliler, ama tabii ki adamların genlerinde, bu kişilerin, insanların genlerinde var onların da yaratıcılık. Ama benim söylemek istediğim, bu lüks tüketim de çok fazlalaştı. Bu niş bir kitle tabii ki. Fakat her zaman bu haute couture, yani kişiye özel tasarlanmış ve özel dikilmiş sektör bayağı gelişmekte şu anda. Çok daha şu tabii, anda küçük yeni bir trend. Ama çok değerli. Yeni bir trend. Herkes bunu konuşuyor. Tabii yeni bir trend. Çünkü hatta lüks markalarda artık o kadar fazla yayıldı ki dünyada, global şeyde tabii gidiyorsunuz işte ne bileyim İstanbul'da aynı markaları görüyorsunuz, aynı lüks markaları görüyorsunuz, Paris'e gidiyorsunuz aynı markaları görüyorsunuz, işte ne bileyim Çin'e gidiyorsunuz yine aynı markaları görüyorsunuz. Dolayısıyla insanlar artık biraz daha kendilerini özel hissedecekleri, işte onun için yeni bir ürünler alıyor ve dolayısıyla bir kutüre, yani kutür derken kendisini özel tasarıma karşı bir şey yani var. Tüketicilerde de trend daha kişiselleştirilmiş ürünlere, bu anlamda da haute couture yeniden yıldızı parlayacak diyorsunuz. Aynen. Bence öyle. Peki çok kısa olarak, süremiz daralıyor ama, modada trend tamam haute couture yöne doğru gidiyor. Türkiye'yi siz nasıl görüyorsunuz pazar olarak gelişimini? Türkiye aslında tabii her zaman büyük bir pazar bence. Hatta özellikle Türk insanının hani giyinme... Tüketicilerin beğenilerinde bir değişim gözlemlediniz mi yıllar içerisinde? Evet doğru. Ya yani gittikçe yükselen bir şey zaten, insanların ekonomik şeyleri arttıkça, refah seviyesi arttıkça tabii ki tüketimde ve özellikle hazır giyim ve tüketiminde, ondan bahsedelim, lüks tüketiminde Türkiye önemli pazar olmaya başladı. Yani bunu zaten gördüğünüz gibi dünyada birçok marka buraya gelmeye, yani Türkiye'de işte yer açmaya vesaire birbirleriyle yarışıyorlar. Peki bir miktar yine İstanbul Moda Akademisi'ne dönelim. Özellikle geleceği şekillendirirken yeni moda profesyonellerini yetiştirmek de önemli.
İMA bu anlamda önümüzdeki dönemde hangi projelere imza atacak? İMA sürekli projelere imza atıyor. Sadece bir projeye imza atmıyor. Sürekli dinamik bir yapısı var. Sektörle işbirlikleri var. Stratejik iş ortakları var. Dolayısıyla hem eğitim anlamında hem de geleceğin profesyonellerini yetiştirmek anlamında çok dinamik bir yapıya sahip. Dolayısıyla sürekli bir devinim içerisinde. Bugün görmüş olduğunuz gibi DJKEK'le olan bu proje aslında öğrenciler için ve bir proje anlamında çok önemli bir kazanım. Bununla beraber endüstri projelerimiz var. Çeşitli mevcut hali hazırdaki Türkiye'nin en önemli markalarıyla beraber, öğrencilerle beraber yapmış olduğumuz çeşitli projeler var. Biz çalışmaya sektörün ihtiyaçları çerçevesinde ve sektörün gereklilikleri içerisinde, çünkü çok dinamik bir yapı bu. Bu yapı sürekli değişiyor ve bu değişime ayak uydurduğunuz müddetçe siz sektöre profesyoneller yetiştirebilirsiniz. Bu sektörün dinamik yapısından bir an evvel bir nebze bile uzaklaştığınızda sistemden uzaklaşmış olup sektörün gerekliliklerine cevap veremiyor olabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz bu anlamda sürekli olarak sektörü takip edip ihtiyaçları çerçevesinde eğitim modellerimizi stratejik iş ortaklarımızla beraber şekillendiriyoruz. Böylelikle çok çok teşekkür ediyorum. İMA Moda Tasarım Bölüm Başkanı Gül'ün Girişmen ve DJKEK markasının kurucuları Ayşe Ege ve Ece Ege'ye diyelim. Ve böylelikle bir gündem hazır giyimi burada noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından gündem teknolojide yeniden sizlerin karşınızda olacağız.